Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. İlk dakikada Rossi'nin ilk 6. dakikada Rossi'nin güzel golü. Yani e, sonrasında Mert Hakan'ın pası ön direkte Serdar Dursun'un bitiriciliği ki Serdar Dursun bugün çok konuşulacak isimlerden bir tanesi. Sağ kanattaki inanılmaz boşlukta Maksim'in golü ki bu gol de tartışılacak. Çok tartışılacak bir maç oldu açıkçası. Sonrasında Mert Hakan'ın pası, pardon Mert Hakan'ın indirdiği top Zayt'sın golü. 90 artı 7'deki penaltıda 90 artı hani 90 artılardaki goller 90 artıdaki Rakibin golü mü diyeyim ne diyeyim. Şimdi bilemedim yani. Söylenecek çok şey var ama. Hani Tisserant'ın eline çarpan top mu diyeyim. Ya çok enteresan bir müsabaka. Fakat müsabaka sonuçlandı. Ee, yani Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle maç Sona erdi arkadaşlar. Son dakikada kaçan bir pozisyon vardı. Onu da değerlendireceğiz. Evet sizlerin beğenilerini bekliyoruz arkadaşlar. Yani Tisserand şu yaptığın oldu mu? Senin şu yaptığın oldu mu Tisserand? Tisserand senin şu yaptığın oldu mu? Ya şu şu yaptığın oldu mu ya? Tebessüf. Sen sen şu yaptığın oldu mu? Tebessüf. Ayaksız Elif. Sen şu yaptığın oldu mu? Tebessüf. Ayaksız. <laughs> evet yayını beğenmeyen Galatasaraylı arkadaşlarımız, Beşiktaşlı arkadaşlarımız yayını beğenin de 100 beğeniden sonra herkes açacağız sohbetim. <laughs> Bu arada ben kapak resmini değiştirmemişim. Aferin. Aferin bize. Arkadaşlar yayını lütfen beğenelim. Sohbeti kapatıp yayını beğenelim. Sonra sohbeti herkese aboneleri açacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıda şöyle bir durum var. Fenerbahçe ikinci yarıya güzel başladı aslında. Aslında gerçekten güzel başladı. Yani Laf olsun torba da olsun diye söylemiyorum. Gerçekten Fenerbahçe ikinci yarıya güzel başladı. Hatta o kadar güzel başladı ki. Hani ben pozisyonları yazmaya kıyamadım. Lan şöyledir böyle de hani bunu yazsam mı yazmasam mı biraz daha neti gelir. ve Yani kesinlikle olur diye. Devre Arası yayınında şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki bu maç kesinlikle bir sıfır bitmez. Yani ikinci yarı bu maç gol ya da gollere gebe. Ya ben bu maçın kestirdiğim skoru 3-1 Fenerbahçe kesin 3-1 kazanır dedim. Ben bu maçın kestirdiğim skoru bu dedim. Çünkü o kadar güzel bir oyun var ki ortada dedim. Yani Fenerbahçe bu maçı 3-1 kazanır dedim. Yani bu benim şahsi fikrimdi. Katılırsınız, katılmasınız. O size kalmış. Bu benim şahsi fikrim dedim. 3-1 Fenerbahçe kazanır. Sonra e, dedim ki bak arkadaşlar beni topa tutmayın. Yani takım gerçekten güzel oynuyor. Hani e, ilginç şeyler var. Takımın futbolunu beğendim. Bu arada arkadaşlar... Ee, bu şekilde görsellerimizi de ekliyorum ki... Yayını beğenmeyen arkadaşlar belki görsellikten şey yapmıyordur diye. Ee, görselden sonra herhalde beğenirsiniz yayını. Ya, sohbeti kapatıp yayını beğenip tekrar açacaksınız arkadaşlar. Ne var bunda ya? Ya bizim de bir... Yani beğeni istemek hakkımız olmasın mı şu takıma? Şu galibiyete beğeni istemek hakkımız olmasın mı? Gerçekten aşk olsun ya. Vallahi gerçekten aşk olsun. Gerçekten yani... Şu yayını beğenmeyen arkadaşlara hakikaten aşk olsun. Sonra şimdi 58'e kadar bir şey yok. 58'de bir penaltı pozisyonu var. Bilmiyorum. Siz e, ne dersiniz 58'deki penaltı pozisyonuna? Şimdi 58'de bir penaltı pozisyonu var. Yani Serdar Dursun'un Kaçırdığı e, penaltı. Altay uzun bir top atıyor Rossi'ye. Hani ben daha önce de söyledim. Bu toplar çalışılmış toplar. Bu pozisyonlar çalışılmış pozisyonlar. Rakibin üstüne gelip baskı yaptığında. Hani bir nevi rakibi kandırma topları bunlar. Evet. Biz sözümüzü tutuyoruz. 32 saniye. Bir nevi rakibi kandırma topları. Rakip sana baskı yapıyorum derken. Bir uzun topla. Yani bir uzun topla. Her şey değişebiliyor. Dediğimiz anda uzun bir top geldi. Rossi o e, kendine ait, kendi ile özdeşen o enfes çalımla yine yaptı. Yani topu sağına atıp yine güzel bir şekilde e, kaleyi karşısına aldı. Tam gol atacaktı ki orada bir olay var. Orada bir müdahale var Rossi'ye. Ve e, sonrasında Serdar Dursun topu alıyor. Hiç değilse ben tamamlayayım diyor. Ardından... yani. Tam ardından tamamlayım tamamladı şu bu derken penaltı. Hakemin kararı penaltı oluyor. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir bu pozisyona? Ee, hani haftaya fikrini şey bu pozisyonun penaltı mı değil mi? Yorumlarınızı da alalım arkadaşlar. Ben çünkü sizlerin yorumlarına değer veriyorum. Sizler de inşallah bize değer veriyorsunuzdur. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlar da siz de şurada durun lan. Tevbiye durun. Ha, Heh, şöyle. Aile fotoğrafı gibi oldu ya. Şu şöyle dursun. Şunu şöyle öne alalım. Bu daha güzel oldu bence. Aile fotoğrafı gibi. Şimdi penaltı, penaltı. Eee İlk yarıdaki penaltı diyor. Sonuç olarak o penaltı noktası kazıldı. Sarı kart verildi ama yeterli mi? Şimdi bunu çokça yaşıyoruz. Gerçekten bunu çokça yaşıyoruz. Yani her penaltı pozisyonda biri gelip o penaltı noktasına deşecekse ya bunun ce şey cezası sarı kart olmaması lazım. Bence sarı kart olmaması lazım. Neyse uzun lafı kısası Serdar Dursun penaltı noktasına geliyor. Yani Penaltı noktasına geliyor Serdar Dursun. Ve penaltıyı kaçırıyor. Yani. Burada. Sarı kartlar üst üste oldu. İrfancan Can Kahveci, Vetri, Kitsiyu. Bundan önce Cilobocci'nin bir e, sarı kart yemesi vardı. Cilobocci'nin yediği bir sarı kart vardı. Hani Fenerbahçe açısından her şey süper gidiyordu. Fenerbahçe açısından her şey süper gidiyordu. 2-0 öne geçip maç bitecekti. Maç 2-0 olup bitecekti orada. Gerçekten maç 2-0 olup bitecekti. Serdar'ın ayağının kaydına dikkat ettiniz mi? Geçenlerde hani yine Serdar penaltı kullanırken dedim ki bak ayağa kayıyor Serdar penaltıda. Yani Serdar'ın ayağı kayıyordu. Yine ayağa kaydı Serdar'ın. Ee, yine ayağa kaydı ve sonuç olarak penaltı kaçtı. Ve Penaltı kaçtıktan sonra eyvah dedim. Gittik. Yandık. Bittik. Öldük. Çünkü Fenerbahçe, bizim bildiğimiz Fenerbahçe kaçırdıktan sonra yani e, kaçırdıktan sonra ne yapar? Geriye çekilir. Yaslanır. Moral bozulur. şurayı yapar. Bu yapar falan filan. Ve şöyle bir durum var. 62'de Penaltıyı kaçıran Serdar Dursun gol attı 4 dakika sonra. Yani maç bitiyordu ama tekrar devam etti maç. Süper bir pastaşmayla geldik. İrfan Can Kahveci sağa bıraktı. Mert Hakan Yandaş yerden ortaladı. Bakın havadan ortalamıyoruz. Yerden ortalıyoruz. Ben ısrarla söylüyorum. Bizim alacağımız forvet kısa olacak. Kısa ve e, kemirgen bir forvet olacak. Rakibi kemirecek, cimcikleyecek rakibi. Yani rakibi cimcikleyecek arkadaşlar. Rakibi cimcikleyecek ve cimcikledi de. Yani Serdar Dursun'un kaçırdıktan sonra sağdan Mert Hakan'ın ortası. Mert Hakan'ın ortasında Serdar Dursun ön direkte dokundu ve golünü attı. İlk yarıda sol ayağıyla kaçırdığı golü ikinci yarıda sağ ayağıyla attı. Tabi şeyler farklıydı ama sonuç olarak attı mı? Attı. Şimdi kaçırdığı penaltı pozisyonuna bir kez daha bakıyorum Serdar Dursun'un. Tam vuruş anına özellikle bakıyorum. Dur. Gaziantep'li oyuncu içeride. Tam vuruş anında. Gaziantep'li oyuncu içeride arkadaşlar. Hatta bir, bir tanesi çemberin içinde iki. Yok. iki tanesi çemberin içinde iki. İki tanesi de ceza sahasında dört. Bu penaltı tekrar ettirilmeliydi. Bu penaltı tekrar ettirilmeliydi. Alın size Fenerbahçe düşmanlığı. Bak bir, Serdar Dursun'un kaçırdığı penaltı tekrar ettirilmeliydi. 4. Gazi Antep oyuncusu içeride. Artı. Artı. Serdar'ın vuruş anında kalecinin ayağı çizgiye değmiyor. Serdar'ın vuruş anında kalecinin ayağı da çizgiye değmiyor. Alın size Odri Meydan. Alın size Odri Meydan. 4 Gaziantep oyuncusu içeride. Yani yayın içinde ve bu şekilde. Bakın 4 tane. Geçen hafta Trabzonspor penaltı tekrar ettirilmişti. Ben dedim ki adı, yani içeri giren varsa tekrar ettirilir arkadaşlar. Bunun lamı yok. Bakın keşke görüntüyü verebilsem ekrana. Yani keşke görüntüyü ekrana verebilsem. Bu arada Serdar'ın ki çarptı gitti hocam. Kaleciye değmedi sonuçta. Ondan olabilir mi? Alakası yok. Sonuçta girdiler mi? Girdiler. Bakın tam vuruş anı. Aslında bunu var ya fotoğraf olarak yansıtabilir miyim? Ha! Tam vuruş anı. Çizginin üstüne basmak da çizgi ihlalidir. Bilginiz olsun. Yani çizgiye basmak da çizgi ihlalidir. Bunu fotoğraf olarak verebilir miyiz ya? Telif yer miyiz? Bakın çizgiye basmak da çizgi ihlalidir. Bilginiz olsun. Tam vuruş anında. Tam vuruş anında çizgiye basmak da çizgi ihlalidir. Ben bunu söyleyeyim. Ha ayak kayıyor mu? Bir kez de bakayım. Aynı sol ayak kayıyor. Sol ayak gidiyor. Yam olarak gidiyor. Ha bu kadar sert durmasına gerek var mıydı Serdar'ın? Yoktu. Ama penaltı böyle. Yine devam ediyorum. 62'deki Serdar Dursun'un golü Fenerbahçe aslında orada süper paslaşmadan sonra golü attı. Asist Mert Hakan Yandaş. Bu arada Mert Hakan Yandaş bugün iki asist birden yaptı. Ha, haberiniz var mı? Serda, e, Mert Hakan Yandaş'ın bugün iki tane asisti var. Bilginiz olsun. İki asisti var. Yani iki asisti var. Ben şu gol öncesindeki paslaşmaları anlatayım size. Tisserant. Daha doğrusu önce Zayt. Zayt Tisserant'a. Şey pardon Ferdi Tisserant'a. Tisserant Serdar Aziz'e. Serdar Aziz, Aziz Nazım'a. Nazım uzun oynadı. Rakipten sekti. Araya Gir. Dik Gustavo kaptı. Serdar'a. Serdar Dursun bekledi offside var diye. Sağındaki Mert Hakan'a. Şey İrfan'a pardon. İrfan sağda Mert Hakan'a. Mert Hakan önden gönderdi. Serdar Dursun ön direkte dokundu. Bakın çalışılmış bir pozisyon ve atılan gol bu şekilde. Devam edelim. Şut 8'e 4, 3'e 0'dı. Skor 2-0 olduğunda ki Fenerbahçe'nin bir penaltı kaçtı. O da gol olsa 3-0 olacak. 8'e 5 olacak şut. Yani tek atıyor Fenerbahçe. Ye. Bunu anlatıyorum. 64 <laughs> Gaziantep'ten sola bir pas, Sagal aldı, Çaprazdan, Çapraz açıdan vurdu gol oldu ama offside fakat kontrol ediliyor ve gol verildi. Offside yok. Nazım ve Serdar Aziz'in arkasına kaçırdığı adam gitti golü attı. Yani Sagal 64'te skoru 2-1'e getirdi. Gol kamerası e, çeşitli açılardan gösterdi etti ama bilmiyorum. Bir de siz bakın. Yani yani durum bu. Şimdi golü anlattık. Bu arada arkadaşlar yayın niye beğenilmiyor ya? Siz yayını beğenin ki daha fazla adam gelsin ya. Aşk olsun ya. İkinci golü asist saymadılar. Ne demek saymadılar? Eşek gibi sayacaklar. İkinci, üçüncü golümüzdeki de Mert Hakan'ın asisti. Eşek gibi sayacaklar. 66 soldan Mert Hakan yandaşın pası. Savunma araya girdi. Ama Serdar Dursun'un şutu savunmadan sekti. Çok sert ve net bir pozisyondu. Ama durum bu. Şimdi Sagal'ın golünde bir açıdan baktığın zaman offside gözüküyor. Bilmiyorum size de aynısı geldi. Bir açıdan offside gözüküyor. Bir açıdan offside gözüküyor. Bir açıdan. Sadece bir açıdan yanlış anlaşılmasın. Diğer açıdan baktığın zaman da yani diğer açıdan baktığın zaman da offside yok gibi gözüküyor. Yani ilginç bir şey. Ee, ilginç bir olay. Gerçekten ilginç bir olay ama sonuç olarak gol verildi. Yani bizim ne de dersek diyelim. 67'de Sola pas. Serdar Aziz vuramadı. Daha doğrusu vurdu ama top rakipte kaldı. Ve Nazım araya girdi. Kornere çeldi topu. Az önce kaçıran Nazım. Nazım. Yani az önce kaçıran Nazım çok rahat bir şekilde araya girdi. Bundan iki tane yaptı. İki tane gol engellemişti var. Yani tam skor 2-0 oldu. Hatta penaltı kaçtıktan sonra Serdar da morallendi derken yediğimiz gol olmadı. Nazım o kadar boşluk bırakmamalıydı. Ama dedim Nazım'ın defansı kötü diye. Yani Nazım'ın defansı kötü. Ofansı iyi diye. 69'da Maksim sarı kart. Kontra atakta Mert Hakan yandaşı devirdi. Öncesinde Tisserant'ın rakibin ayağını basması var. Ama hakem muhtemelen şey diye ortaya açtı. Tisserant ayağıyla müdahale etti. Müdahaleden sonra ayağına bastı diye faulü vermedi. Bilginiz olsun. Sonra demesinler bak rakibe basıyor da onları değinmiyor diye. Ee, değişiklik değişiklik. Cilobocci çıktı. Mirza girdi oyuna. Zaten sarı kart olanların hemen hemen hepsini çıkarttı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Sakal'ın attığı golü Fenerbahçe oyuncusu alsaydı o offside'dı. Her şekilde offside'dı. Fenerbahçe taraftarı da offside derdi. <laughs> yani Fenerbahçe şey yapsa da offside derdi. Onu da söyledik. Ya bizi olsaydı olsaydı arkadaşlar itiraz eden var mı? Yok hocam böyle bir şey olmazdı. Yalan söylüyorsun diyen var mı? Var mı aranızda böyle bir şaşkın? Varsa bir rezil edeyim. Devam edelim. Pozisyonları devam edelim. Arda ile Valencia'da sınıyordu. 74'te Serdar Dursun çıktı. Valencia girdi. İrfan Can Kahveci çıktı. Arda Güler girdi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Arda Güler oyuna girdikten sonra bazı futbolcularımız topu Arda Güler'e vermeye başladılar artık. Bakın skor 2-1. Skor 2-1. Yani bu maç Allah muhafaza kaybedilse sıkıntı olacak. Bu maç kaybedilse sıkıntı olacak ama e, skor 2-1 iken değişiklik yaptı ve oyuna Arda Güler Valencia'yı aldı. 77 rakipte de Vetrih çıktı. Merkel girdi. Angela Merkel değil. Başka Merkel. Bakın sarı kartları hep çıkarttı. 79'da Serdar Aziz sarı kart. Gelecek maç cezalı. Yani Beşiktaş maçında. Merak ediyorum. Serdar Dur şey Serdar Aziz'in yediği sarı kartı gördünüz mü? E, Serdar Aziz'in yediği sarı kartı gördünüz mü ya? Ve yorumunuz nedir? Yani Serdar Aziz'in e, yediği sarı kartı gördünüz mü ve yorumunuz nedir? Evet. Ya şu Sagal'ın pozisyonda Abi Sagal'ın pozisyonu bir kez daha izlemek lazım ya. Dur şurada ben bir olsa çizgisinde durdurayım. Sizin yorumunuz. Dur. Tam topa vuruş anı. Yok ya Tisserand bozuyor arkadaşlar. Siz açıya göre dikine bakıyorsunuz. Hani bize göre bakın. Ama ilginç bir e, pozisyon. Yine de Serdar Aziz'den Nazım'a bak Nazım orada yürüye yürüye geliyor. Ulan Ah lazım. Nazım. Gereksiz bir kart bağırdı diye Serdar'ın hatası itiraz etmemesi lazım. Boş yere sarı kart. Bence bilerek yedi sarı kart ama 4 diye işaret etti. Hakem Serdar'a verdi itirazdan. 4 diye itiraz etti aynen. <laughs> o sarıysa sakalın iki defa kırmızı görmesi lazım. Katılıyorum. <laughs> Faul bile yok. Hakem oyuna getirdi olabilir. Evet. Evet. Serdar sonuçta sarı kart. Ve 82'de Miha aitsin golü geldi. Bakın. Soldan orta. Savunmanın önünde Mert Hakan göğsüyle sektirdi. Aldı at pası verdi. Zayt topu aldı. Süper bir fake attı. Rakibini bir pazara gönderdi. Sağ ayağının içiyle köşeden golünü attı. Yani plaseyle golünü attı. Enfes bir gol. Mert Hakan yandaş göğsüyle çevirdi. Herhalde eşek değillerse asist yazarlar. Değil mi? Çünkü göğsüne çeviren adama şeyi yazarlar. Asist olarak Mert Hakan Yandaş'a yazmışlardır. Ve sonuç olarak Fenerbahçe 3-1 öne geçti. Tamam dedim. Mustafa Hoca'nın devre arasında yani Mustafa Hoca'nın devre arasında söylediği iş gerçekleşti. Yani ve sonuç orada. Serdar Dursun penaltıda neden yeri kazdılar bilmiyorum. Fair play olmalı. Penaltı kaçtı ama sonra golümü attım. Sonuçta yine yenildiler demiş. Zayis maça iyi başladık. 2 gol daha fazla atabilirdik. Penaltı golüyle biraz sıkıntıya düştük diyebiliriz demiş. 3-2'de. Fenerbahçe'den iyi yılımı geçiriyorum. Keyif alıyorum. Çok sıkı çalışıyorum. Bunun sonucunu alıyorum. Bunun için mutluyum. Golümden daha önemlisi kazanmamız da demişiz. Zayt's. Şimdi <laughs> Zayt's'ın da kariyer rekoru bilginiz olsun. Arkadaşlar. Yayını beğenmeyen cinconlu olsun ya. Gerçekten ya öyle yazalım. Şu ana kadar 1778 kişi bu yayını görmüş. Yapacak bir şey yok. 1846 kişi yayını izlemiş arkadaşlar şu ana kadar. Yani demeyin hocam 100 kişi var. Nasıl? Daha kaç olacak diye. Yani çok da güzel görseller var Fenerbahçe resmi hesabında. Şimdi Zayt Lig'de 9 gol kariyer rekoru. 85'te değişiklik. Bakın bu değişikliği de yadırgamadım. Mustafa Hoca söylediyse gerçekleşmezdi. Lan arkadaş daha ne olacaktı ya? Ulan maç başlamadan vicdansızın evladı. Dedim ki maç başlamadan. Nazım'ın bugün kesinlikle golü var. İsteyen dalga geçsin kesinlikle golü var. Nazım attı mı? Attı. <laughs> attı mı attı? <laughs> Ondan sonra dedim Rossi'ye güveniyorum. Hadi Rossi. Ondan sonra Gustavo. Arkadaşlar bak Gustavo dedim Crespo'yu aratmayabilir. İyi oynar. İsmail Kartal sisteminin vazgeçilmezi olur. Oynadı mı? Oynadı. İkinci yarı maç 1-0 bitti. İlk yarı dedim ki ikinci yarı bu maç kesinlikle gollü bitecek. Hani 1-0'da asla bitmez. Ben 3-1 diye tahmin ediyorum. Bakalım kaç kaç bitecek dedim. Tam 3-1 bitecekti. İzin vermediler. Bazı kirli, kirli eller izin vermediler. Tam 3-1 bitecekti. Bazı kirli eller izin vermediler. Ben ne yapayım? Suç benim mi? Tebessüm. Suç benim mi? Değişikliklerde Mert Hakan çıktı Sosa girdi. Gustavo çıktı Berisha e girdi. Bakın bu da çok ilginç. Yani Mert Gustavo'nun yerine Sosa'nın girmesi Mert Hakan'ın yerine Berisha'nın girmesi. Yani Berisha'yı kanat olarak aldı oyuna. Kanat olarak oyuna aldı. 87 rakipte Muhammed çıktı Mendi girdi. 90 Arda sağ tarafa Valencia'ya. Ceza sahası için çaprazına girdi. Ve Ceza sahası için çaprazda şutu kaleci kaldı. Bu da tehlikeli bir pozisyon. İyi de vurdu. 90 artı bir Sosa savunma arkasına süper pas. Ferdi sağına çekti. Ama 70 numaranın müdahalesi var. Hakem devam diyor. Yani ben anlamadım bu pozisyonu. Bir de size soruyorum. Ferdi'ye yani Ferdi'ye yapılan hareket penaltı mı değil mi? Size soruyorum. Yani size soruyorum. Ferdi'ye yapılan hareket penaltı mı değil mi? Bak. Sağına çekiyor. Rakibin eline dikkat. Rakibin sol eline dikkat. Ve ayağına dikkat. Bir daha bakalım. Ayağıyla bir müdahalesi var. Hafif de olsa bir müdahalesi var. Evet. Sol ayağıyla kesinlikle müdahalesi var. Yani sol diz kısmıyla müdahalesi var. Ben önce elle tokat mı vurdu dedim. Baktım elde hiçbir şey yok. Ayağa baktım. Koş, koşu yolunu engelleyecek şekilde ayağını açıyor. Bak tam Ferdi'nin diz kapağı e, rakibin kaval kemiğine geliyor. Dikkatlice bakalım. Ah keşke şu verme imkanımız olsa. Yani tozluktan tozluk tarafında bir müdahale var. Ben şunu söyleyeyim. Ferdi'nin penaltı pozisyonu Trabzonspor'a olsaydı Gaziantep e oyuncu kırmızı yerde bir de penaltı olurdu. Çünkü geçen hafta Visca'ya yapılan penaltıysa yani bugün Fenerbahçe'nin 7-8 tane penaltısı yenildi. 7-8 penaltısı yenildi. Hani kıyas oysa, normal standart bir hakem yani standart bir hakem olsa standart bir hakem olsa o pozisyonu vara çağırırdı. Gel derdi. Ben ee, başka bir noktaya dikkat çekeceğim. Ferdi'ye müdahale yapılıyor. Vermiyor penaltıyı. Sonrasında bizimkiler hücum pres yapıyor. Topu kapıyor. Yani bir gol daha atma imkanımız var. Maç yani pozisyon orada faul var diyor saçma sapan şekilde. Bak sol ayağına açık ve net bir pe penaltı var. Çünkü Gaziantep oyuncunun ayağı genişliyor. Topa müdahale etmek isterken edemiyor. Ferdi'nin koşu yolunu engelliyor. Ha çok sert bir müdahale mi? Değil. Çok sert müdahale değil. Ama bu pozisyon eğer rakip kazansaydı buna penaltı verirdi. Az sonra bak başka bir pozisyondan bahsedeceğim. Az sonra başka bir pozisyon. 90 artı 2'de Rossi çıktı. Burak Kapacak girdi. Küfür eder gibi. Keşke daha erken girseydi. 90 artı 4'te kornerde Sagal'ın kafa vuruşu Altay çok net bir golü çıkarttı. Yani çok net bir golü çıkarttı bence. Çünkü 6 pasta bu kadar rahat vurdurmamak lazım. Bu kadar rahat vurdurmamak lazım arkadaşlar. Yani etmeyin eylemeyin. Fenerbahçe futbolcusu sen. Kornerlerde bu kadar kötü olmaman lazım. 90 artı 5 sağdan orta. Tisserand yönünü çeviriyor <laughs> ama top çarpıp 6 ayda kalıyor. Muhtemelen var inceleyecek ve hakem dur dedi. Ben merak ediyorum ilk yarıdaki pozisyondan farkı neydi? Ya yönünü çevirmiş. Değmemek için uğraşmış. Değmemek için uğraşmış. Yönünü çevirmiş. Hani şey deriz ya, toptan sakınıyor diye. Toptan sakınmış. Ben anlamıyorum. Yani Ferdi'ye yapılan pozisyonu Ferdi'ye yapılan pozisyonu penaltı vermeyip bunu vermek ya da ilk yerde Fenerbahçe'nin o pozisyonu vermeyip bunu vermek. Allah Allah. <laughs> Çok ilginç. Çok ilginç. Ha penaltıdır değildir bir şey diyemem. Bir şey diyemem. Ama. Ama. işte ama. Ama. Yani ama. Ben ilk yarıdaki Fenerbahçe pozisyonuna penaltı verilse son penaltıyı anlarım. Ferdininkine penaltı verilse anlarım. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu zaten anlarım. Bilmiyorum ya. Yani Gaziantep pozisyonda penaltı Ferdin'in de. Ben de sana diyorum ki mesela Ferdin'inkine penaltı verilmedi. Gaziantep'inkine de verilmeseydi millet ne diyecekti? Bak ona vermedi. Onu da onu dengeledi diyecekti değil mi? Misal veriyorum. İsmail Karta ben sadece işimi yapıyorum. Fenerbahçe'nin iş dinamiklerine çok iyi bilen bir insanım. Pozitif futbol oynatacağım demiştim. Taraftarımızın ne istediğini çok iyi biliyorum. Çünkü ben de tribünlerden gelen bir Fenerbahçeliyim demiş. Süper. Bu arada bilginiz olsun. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu ürettiği iç saha maçını Gaziantep maçında oynadı. Haberiniz olsun. Eğer şey yapsaydı. Neyse. Tisserand'ın ee, Tisserant'ın pozisyonuna penaltı çalındı. Orta açarken var diye. Sonuç olarak penaltı. 90 artı 7'de maksimum penaltısı ve skor 3-2. Tam buruş esnasında şişe falan geliyor e, ee, üst çarpıp giriyor. Hani Serdar'ın atamadığını attı birine bir nevi. İçeri giren Gaziantep'liler var ama tekrar edilmedi. Edilmez. Durum bu. 90 artı 9 Valencia maça girdi. Hiçbir şey yapmadı ama son dakikalarda topu soldan aldı. İçeriye doğru yerden attı. Berisha e hızlı geldi. Biraz daha hani hafif önüne bekliyordu ama hafif önüne gelmediği için girişine vurdu. Altı pat çizgisinden net bir pozisyon kaçtı Fenerbahçe adına. Sonuç olarak Fenerbahçe müsabakayı 3-2 kazandı. Maçın hakeminin enteresan kararları var. Maçın önüne geçmeye çalıştığı kararları var. Ee, hani maça etki etmek istediği kararları var. Edemediği kararlar var. Sonuç olarak Fenerbahçe maçı hakkıyla kazandı. Bu maçta herhangi bir kişi çıkıp da Fenerbahçe hakemle kazandı. Şu bu diyemez. Çünkü bizim ligimizde biliyorsunuz <laughs> her şey karışık. Futbolcularımız bu taraftarların önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sev sevdiklerini söylüyorlar. Bak bu çok farklı bir olay İsmail Kartal'ın dediği. Bu maça daha farklı kazanabildik geldiğimden beri 15 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik bir maç kaybettik sadece diyor. Ben bir şey söyleyeyim bak gerçekten bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal aslında Fenerbahçe'ye bunu kazandırdı ya. Ben Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kadıköy'de oynamak istemiyordu futbolcular ya. Yuhlanıyoruz diye, yuhalanıyoruz diye oynamak istemiyordu futbolcular. Yani oynamak istemiyordu futbolcular ya. Futbolcular Kadıköy'de oynamak istemiyordu arkadaşlar. Bir tek ben mi görüyordum bunu? Ya futbolcular Kadıköy'de oynamak istemiyor. Du, şimdi Sporcular Kadıköy'de oynamaktan keyif alıyorlar. Evet. Maçın adamı anketi. Şimdi ben kime maçın adamı anketi yapayım? Kimi seçmeniz yani kimlerin ismini yazayım? Fenerbahçe, Gaziantep, FK maçın adamı sizce kimdi? Rossi, Zayt, başka kimi ekleyebilirim? Bence ee, Mert Hakan Yandaş seçer misiniz bilmiyorum. Rossi Mert Hakan Yandaş İrfan'ı eklesem mi? İrfan. Bence Nazım'ı da ekleyeyim ya. Ama yok İrfan Can'ı ekleyeyim. İrfan Can kahveci diyeyim. Yani maçın şeyini sorayım. Rossi, mesela Gustavo. Ben Gustavo, hani şimdi arkadaşlar sorularınıza şimdi cevaplar vermeye çalışabiliriz. Soru cevap kısmına geçebiliriz ama Fenerbahçe, Gazi, Antep, PK. Sizce Fenerbahçe adına maçın adamı kimdi? Rossi, Mert Hakan, Yandaş. Ferdi orta sahaya geçemedi ya. Zayt. Ya Ferdi bugün çok çok kötüydü. Ferdi gerçekten çok kötüydü ya. Başka kimi ekleyebilirim ki yani? Zayt. İrfan Can'ı da ekleyebilirim. Sibel Can'ı da ekleyebilirim. İrfan Can Kahveci Gustavo'yu da koyayım. Bu kanala genel 5 kişiye 5 kişilik anket. Evet. Kimminci Sarıkart sarı kart cezasını tamamladı. Beşiktaş maçında sahada yerini alabilecek. Ferdi Kadıoğlu da bir nevi cezasını tamamladı. Ferdi Kadıoğlu da bir nevi cezasını tamamladı. Çünkü bu maçta kötü oynama limitini doldurdu. O sayede bu maçta sakatlı oynamadı. Ama önümüzdeki maçta oynayabilir. Durum bu. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Maçın istatistiklerini hiç merak ettiniz mi? Yani maçın istatistiklerini. Çok ilginç bir istatistik var maçta. Fenerbahçe'nin 14 şutu var. 6 isabeti. Rakibin 8 şutu var. 3 isabeti. %49'a 51 toplu oynama. Yani Gaziantep Fenerbahçe'den daha fazla futbol oynadı. Şey, daha fazla toplu oynadı. Gaziantep Fenerbahçe'den daha fazla topa sahip oldu. İlginç değil mi? Pas sayısı 411'e 401. İki takımda hemen hemen aynı sayıda pas. %84 Fenerbahçe pas isabeti. %82 rakibin pas isabeti. 16 faule maruz kalıp 2 sarı kart yedik. 8 faule maruz. Pardon 16 faul yapıp 2 sarı kart Rakip 4, 8 sarı faul yapıp 4 diye zaten 3'ü hemen hemen aynı pozisyonda gibi oldu rakibin. İki şerkez, iki takımda o sayıda takım, Fenerbahçe'nin 4 korneri, rakibin 7 korneri var. Sonuç olarak ligin en çok gol atan takımı şu an Fenerbahçe 67 golde. Trabzonspor'dan sadece 8 puan gerideyiz. 2 maçta adaletli yönetilse Fenerbahçe 2 maçı da kazanmış olsa fazladan ve fazladan 5 puan olacak. Fazladan. Yani Fenerbahçe 73 olacak. Rakibin de fazladan 4 puanı çıktığı zaman 72 kalacak. Yani Fenerbahçe lider 73, rakip ikinci sırada 72. Böyle bir kıyasya son haftalara girilecekti. Ama işte halamında sakal olsa amcam olurdu hesabı. Buraya kadar kalmayacaktı. Yani buraya kadar kalmayacaktı. Şimdi kadro istikrarının önemi de ortaya çıktı bu maçta. Bak birkaç kişi olmayınca ne oldu? Yani takımda birkaç kişi oynamayınca neler değişti fark ettiniz mi? Bak bir, bir Kim Minji mesela. Derbinin saat değişmiş 19'da. Evet doğru. Saat değişmedi. Zaten öyleydi. Ya zaten öyleydi arkadaşlar. İlk açıklanan da o şekildeydi. Ramazan ayına özeldi bu 20-30 başlangıç saatleri. <laughs> ya Ramazan ayına özeldi bu. Bu arada Giresun Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Hakemsiz. Hakem katkısı olmadan haklarıyla, bilekleriyle, şerefleriyle yendiler. Hal böyleyken şu anda Gaziantep 42 puanda Altay 30, Rize 30. Ki Gaziantep herhalde eşecek değildir. Son, yani bu lafı yanlış anlamayın. Son haftalarda illa ki bir puan alır. Niye derseniz Gaziantep'in maçları bundan sonra kolay. Daha doğrusu puan alabileceği maçları fazla. Mesela Kayseri Spor'la evinde kazanabilir. Alanya deplasmanında kazanabilir. Herkes 3-4 tane atıyor. Son hafta, son hafta Rize ile kendi evinde. Yani zaten küme düşmüş Rize ile oynayacak. Onu da söyleyeyim. Muhammed, Muhammed Altaş teşekkür ettim. Sonra bak şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Ben zaten beklediğim şeyler gerçekleşti hemen hemen. Kiresun kazanır, Fenerbahçe kazanır diyordum. Arkadaşlar son iki haftanın maç programı belli değil. Yani 22 Mayıs ve 15 Mayıs haftasındaki e, maçların programı belli değil. Niye belli değil? Hani hala ve hala hakemsel şunsal, unsal mevzular mevzular değil. Şampiyon olan olmuş, yapılan yapılmış, düşen düşmüş, zaten bitmiş. Yani e, zaten olan olmuş, biten bitmiş. Maçların aynı saatte oynatılacağını düşünmüyorum. Çünkü sıralama hemen hemen belli. Ya yani sıralama hemen hemen belli. Bir tek Fenerbahçe Konya müsa şeyi belirsiz. İnşallah Konya takılır bu hafta yenilir. Haftaya da yenilir. Fenerbahçe kazanır. Ligin üstü belli. Altı belli. Başakşehir'de 2'de 2 yaparsa bir 63 yaparsa 63 yaparsa geç 63 yapmasına gerek var mı? Yok. Ha var var. 63 yaparsa zaten en yakın rakipleri yakalayamayacağı için Avrupa'ya gidecekler zaten belli olur. Türkiye Kupası maçları zaten Mayıs ayının ortalarında. Küme düşenler belli. Yani alan razı, satan razı. Hani şu bütün maçtan aynı saatte başlama mevzusu var ya. Onun da olmasına gerek kalmaz. Uzun lafın kısası müsabaka bu şekilde sona erdi arkadaşlar. TRT'de maçı özeti için 4 dakika var. Merak ediyorum hangi pozisyonları verdi diye. Şunu da belirteyim. Tamam Fenerbahçe'nin futbolcuları sarı kart yedi. Siz Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın sarı kartlarındaki futbolculardan haberiniz var mı? Bence yoktur. Ben bir kere söyleyeyim. Ben bir kere söyleyeyim. Atiba aç insan. Piyaniç. Teşkeyra. Oğuzhan Öz Güven Yalçın. Kain Larin. Montero. Can Bozdoğan. Rozier. Rıdvan Yılmaz. Şimdi Rozier ve Rıdvan Yılmaz sarı kart cezası olursa ya Fenerbahçe için tadından yenmez bir durum bence. Hani iki kişi seç dese de ben Rozier ile Rıdvan'ı seçerdim şahsen. <laughs> Eğer Rozier ile Rıdvan sarı kart cezası olursa Fenerbahçe kanatlardan delik deşik eder Beşiktaş'ın. Onun dışında mesela Güven Yalçın hani 28 maç oynadı ama hepsinde 90 dakika oynamadı. Hani bir sakatlık hakkı dese ben Josef oynamasın derim mesela. Maçın hakemi kim olmalı? Ben hakem konusunda konuşmuyorum. <laughs> ben ma maçın hakem hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Bu arada Fenerbahçe Ramazan ayında hiç yenilgi görmedi. Hepsini kazandı her maçını ya. <laughs> Evet A101'de bu bayramda çikolatadan şekerlemeye ucuzluk varmış. Pelkas olsa ne olurdu? Ya Pelkas olsa bu maçta iş yapardı. Gaziantep savunması çok açık. Çok dağınık. Hani çikolatalı bazda bizde oynattığı gibi oynatmıyor. Bu arada şu anketi sonlandıralım. Maçın adamı sizlerin oynayınlar. Rossi seçildi bu arada bilginiz olsun. Ya Rossi sadece gol olarak düşünmeyin. Kıpır kıpırdı maçta. Yani maç kazanılsın diye her şeyi yaptı arkadaşlar. Kıpır kıpırdı maç boyunca. Şunları da kaldıralım. Bu arada 23.200 de kaldık ya. Ay Yayında sıkıntı yok inşallah. Arkadaşlar yayında bir ufak bir sıkıntı olmuş olabilir. Yayında ufak bir sıkıntı olmuş olabilir. Ee, bir yorum yapar mısınız? Sıkıntı yok diye bir yorum yapar mısınız? Yok iyi demiş. Şu ana kadar yayına giren çıkan 3413 kişi arkadaşlar. Yani 3413 kişi. Eğer beğeni huyunuz olsa misal veriyorum 1000 tane beğenilse bu yayın en az 30.000 kişi izler. 23.249 iyi 23.250 oldu gibi. Herhalde yarın da bizim yolculuk başlar. Herhalde bizim yarın yolculuk başlar. Bir köye gidip geliriz. Ya becere, becerebilsem size bir video hazırlasam ama hazırlayamıyorum. Halı saha böyle dehşetül vahşet goller videosu. Oylamaya sunacak şekilde. Uzun lafın kısası Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı. Evet. Şey... eee başlıyor arkadaşlar TRT'deki maç özeti başlıyor. Birlikte izleyelim bakalım hangi pozisyonlar var. Video çekmeye çalışacağım puanlamayı da orada yaparım. Evet, Nazım'ın pası Rossi'ye, sağ kanatta Rossi çaprazda. gelişine şut, köşeden gol. Rossi dakika 5'te Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atıyor. Çıkarken Zait kaptı. Rossi içeriye pas. Zait o da dışarıya pas. Rossi'nin vuruşu Gaziantep'li oyuncunun eline değiyor. Abi bu net penaltı ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya bunu Fenerbahçe olsa yüzde bir milyon penaltı verirler. Hatta belki kırmızı bile verirler kaleye giden top diye. Altay uzun oynadı ilk yarı bitiminde. Rossi topu aldı sağda tam vuracak. Gaziantepli oyuncunun müdahalesi. Serdar Dursun'u çekiliyor, ediliyor. Kalecinin de müdahalesi var. Burada Rusya'ya yapılan da temiz ama Serdar Dursun'a yapılan hareket, kalecinin hareketi penaltı. Kalecinin orada bir sarı yemesi lazım günayın. Kitsyü Vetri İrfan sarı kart diyor. Serdar Dursun geliyor. Vuruşunu direktten kaçırıyor. Ya bu gol olsa her şey değişirdi. De. Sağ İrfan Can'a, İrfan Can, Mert Hakan'a, Mert Hakan yerden pas. Serdar Dursun ve gol. 61. dakika yani 61 10 yazıyor orada. 62. dakika olmuş oluyor. Tertemiz bir gol. Zaten ofsayt olmadı da açılardan belli. Gaziantep golünde Nazım ve Serdar Aziz'in anlaşmazlığı var. Yani Nazım orada sağ kapatsam mı kapatmasam mı diye bakıyor ama savunma önde yakalanıyor. O da Tisserant da bozuyor offside'ı. Orta geliyor Mert Hakan göğsüne indirdi. Zayt top aldı. Şut çeker gibi bir fake. Sonrasında köşeden güzel bir şekilde top ağlarla buluşuyor. Dakika 82. Ferdi'nin pozisyonu gösterecek mi? Merak ettim. Ha, evet Ferdi'nin pozisyonu. Sağa çekiyor. Müdahale net. Net yani. Televizyon ekranlarında da daha net gözüküyor. Orta kafa Altay'ın güzel kurtarışı. Kitsiyon'un ortası. Tisserant'ın elini değiyor. Altay'da kalıyor. Bak. Aynı pozisyon ya. Bence aynı pozisyon. Ben Rossi'nin şutunu bak. Bana kalsa ikisi de penaltı. Rossi'nin şutu nasıl penaltıysa bu da penaltı. Ama ona verilmedi. Buna verildi. Son dakikada Valencia'nın sağa doğru pası Berisha e direğin dibinden avuta gitti. Lan şu golü atsan moral motivasyon yerine gelecek. Sonuç olarak Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Ben penaltı pozisyonlarını biraz daha dikkatlice izlemenizi tavsiye edeceğim. Katıldığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Bu arada özette hakikaten Gaziantep'in gol, penaltı bir de kafa vuruşu. Başka hiçbir şey yok. Eu espero que inshallah.